Aldıklarıma Bak kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlere Arzum AR6002 Steamforce buharlı ütümü tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu kanalımda bu ütüyü tanıtmıştım ama birçok soru geldi bu ütü hakkında. Ben o soruları cevaplamak adına böyle bir video çekmek istedim. Hani daha anlaşılır olsun diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ütümüz kapalıyken fişe takılmadan önce suyunu koyuyorsunuz. Su koyma haznesi burada. Ben hazır su kullanıyorum. Siz de hazır su kullanın ya da daha önceden ısıtılmış, kaynamış suda dökebilirsiniz. Çünkü kireçleme yapıyor, bozuyor sert sular ütüyü. Ben şu kadarcık bir ütü kullanacağım. Normalde bu 1,5 litre kazanı var ama şu an size göstermek için bir 6-7 parça bir ütü yapacağım. Hem kumaşların detayını görün. Çünkü sorular geldi. İpek de öyle mi, böyle mi? İşte gömlek de kırışıklığı alıyor mu gibi. O yüzden hani her kumaştan bulmaya çalıştım. Göstereceğim şimdi. İkinci bir soru bu kazan çıkıyor mu diye soru gelmişti. Hani her seferinde ütü bittikten sonra suyu nasıl dökeceğiz diye. Maalesef ki bu kazanı çıkmıyor. Siz kendiniz ütü soğuduktan sonra suyu boşaltmanız gerekiyor. Tekrardan böyle bir pet şişeler yaparsanız içine doldurun. Bir sonraki ütüde de kullanırsınız. Hazır kaynamış su olur. İçinde su bırakmayın çünkü kireçleme yapar. Ütünüzde ileride bozulmalar yaşanabilir. O yüzden içinde su bırakmayın kesinlikle. Yani biraz evet zor olabilir hani. Ama siz de hani ütünüzün parçasına göre az parçanız varsa az su koyarsınız. İlla maksimuma kadar tepeli doldurmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi ütü çalışmadan önce suyu koyuyorsunuz. Diyelim ütü yaparken suyunuz bitti. Fişi çekeceksiniz. Ondan sonra suyu doldurup sonra ütüyü çalıştırın. Diğer bir soru şuradaki plastikler ütü kullanırken erimiyor mu diye gelmişti. Ben uzun 20 dakikadan fazla bir ütü yapmıştım. Hiçbir erime olmadı. Yani büyük ihtimalle ona göre yapmışlar silikonunu. Öyle bir yorum gelince benim de dikkatimi çekti. Herhangi bir erime olmadı. Şimdi zaten bir daha yapacağım ütüyü göreceksiniz. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Eko tuşu ile ilgili sorular gelmişti. Arkadaşlar ben yanlış anlatmışım. Eko az elektrik yani tüketen tuş. Yani diyelim kumaşlarınız çok kırışık değil. Az kırışık. O Eko'da çalıştırabilirsiniz ütünüzü. Bir de şöyle bir özelliğini daha fark ettim. Geçenki tanıtımda onu söylemeyi unutmuşum. Şurada buhar tuşu var. Buna iki kere bastığınızda turbo buhara geçiyormuş. Şimdi ben onu da deneyeceğim. Onu denememiştim geçenki videomda. Bir de şunu da göstereyim. Şu set düğmesinin yanında clean düğmesini de sormuştunuz. Clean düğmesi ütünün kendini temizleme düğmesi. Buna 3 saniye kadar bastığınızda şuradaki ütü altından kireç dökülen şekil yanacak ve bir 2 dakika kadar ütü kendini kireçten temizleyecek. Bu tuş bu yüzden bu özelliği var. Başka gelen sorularda ütü yaparken sürekli buhara basmamız gerekiyor mu buhar tuşuna diye sormuştu biri. Evet, normalde kuru ütüleme yaparken basmıyorsunuz ama buhar çıksın istiyorsanız şu tuşa basmanız gerekiyor. Yani basmadığınız takdirde buhar gelmiyor. Ama gene bir deneyelim şimdi. Bir bakalım nasıl olacak. Şimdi ben suyumu hemen doldurayım. Bu ütünün buhar gücünü ben çok beğendim. Diğer bir önceki ütümüz Azur Philips'ti. Ioniq. Yani o da güzel ütülüyordu ama bunun buhar gücü daha yüksek. O yüzden ben Philips'in buharlı kazan ütüsünü almayı düşündüm ilk de. Sonra karşılaştırma yapınca buhar gücü yüksek olunca Arzum'u seçtim.
Bir de anlatmıştım bir önceki tanıtımda. Bir yılda kendiliğinden garanti uzatıyor. Bu yüzden ben bunu tercih ettim. Eğer siz de böyle kararsız kalırsanız, hani almalı mıyım büyütü diye, diğer düşündüğünüz ütünün dakikada verdiği buhar gramına bakın. Bir de bunun gram buharına bakın. Belki o beğendiğinizin daha yüksek olabilir. Hani bilemiyorum. Hani ona göre tercih yaparsınız. Ben illaki hani bu ütüyü kesinlikle alın demiyorum. Ben hani kendime aldığım ürünleri sizlere burada tanıtmak istiyorum. Hani nasıl olur diye sizden de fikir alma amaçlı. Zaten bu ütünün ben internette hiçbir videosunu görmemiştim. O çok araştırma yaptım. Fiyatlar olarak da araştırma yapmıştım. Hatta izlerseniz bir önceki videoda da duyacaksınız. Migros'a bile gittim. 1000 lira falandı. Arzuma sitesinde de 1300 TL'ydi galiba. Hatırlamıyorum şimdi. Bunu uygun almıştım ama şimdi A101 bir daha indirim yapmış. Hani benim aldığım fiyattan biraz daha uygun. Hani almak isterseniz güzel bir ütü. Bir de hafif. Diğer kazanlı ütüler gibi çok ağır değil. O yönden bana kullanışlı geldi. Şimdi ben açıyorum ütümü. Fişe takıyorum. Ütülemeye başlayalım. Şimdi prizime taktım ütümü. Hemen çalıştıracağım. Yaklaşık 1 dakika kadar ısınma süresi var. Şu mavi ışık tamamen yandığında ütüyü kullanmaya başlayabileceğiz. Şimdi açıyorum. Evet, ütüm şimdi kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi mavi ışığım düz oldu. Biri yorum yapmıştı hatırladığım kadarıyla. Bende bu ışık yanmıyor diye. Büyük ihtimalle içindeki ampul patlamış olabilir. Garantisine bir sorun. Belki değişim yapabilirler. Hani bilemeyeceğim. Çünkü bende öyle bir sorun olmadı. İşte normal buhar kısmında. Şimdi ben ipek eşarp ütüleyeceğim. Bakalım ipekte nasıl oluyor. Biliyorsunuz bunda ısı ayarı yok. Ütü kendi kendine kumaşı algılayıp ona göre ısısını veriyor. Şimdi başlayalım. Önce kuru ütüleme yapacağım. Yani şuradaki buhar tuşuna basmayacağım. Hem de basmadan bakalım buhar veriyor mu vermiyor mu onu görmüş oluruz. Öyle bir soru gelmişti. Gördüğünüz gibi buhar vermedi. Şu an kuru ütü. Şimdi basacağım. Ütü yeni çalıştığı için biraz buhar geç geliyor. Evet. Bu set düğmesinin yanındaki kline de basılı tutarsanız hani ileriki kullanımlardan sonra şu an zaten yeni ütü kireç yoktur içinde. 3 saniye kadar bastığınızda bu yandıktan sonra bir 2 dakika hani bir altına bir havlu koyarsınız. Kireci onu atar. Daha sonra da kullanıma başlayabilirsiniz ütünüzü. Şimdi basılı tutuyorum buhara. Bayağı bir yüksek buhar gücü var. Dakikada 250 gram veriyor. Bastım. Gördünüz mü? Turbo buhara geçti. Bir daha yapayım. 1, 2.
Biraz alanım dar çünkü video çekebilmek için buraya tripod koydum. O yüzden böyle yarım yarım oluyor. Kusura bakmayın. Ya da burasını ütülemeyeyim. Şöyle ütülenmiş ve kırışmış yerine bakın. Daha net. Şurası kırışık yeri. Burası ütülenmiş yer. Şimdi ben bir gömlek ütülemek istiyorum. Bir de bir yorum gelmiş havamı atıyorsun diye. Ona çok güldüm inanın. Sağ olsun bir Merve Hanım diye biriydi galiba. Yorum yapmış. Teşekkür ederim kendisine de. Yani benim burada amacım hava atmak falan değil. Hava atmak olsa daha lüks şeyler alırdım. Daha lüks ne bileyim bir şeyler tanıtırım. Ya ben bütçeme göre hani alışveriş yapıyorum. Buradaki amacım ürünlerin nasıl kullanışlı mı, değil mi? İşte ne bileyim bu ürünü nerede daha ucuz alabilirim? Sonuçta Migros'ta da aynı ürün. A101'de de aynı ürün. Arzum'un kendi sitesinde de aynı ürün. Niye şimdi ben buna 600 lira para vermek varken gideyim de Migros'ta 1000 lira vereyim ya da Arzum'un sitesinde 1400 lira vereyim? Hani benim anlatmak istediğim bu. Ya da ürün karşılaştırması yapmak. Hani benim burada bir gelirim yok. Bir çıkarım da yok. Bunu bana Arzum da hediye etmedi. Ve bunları ben kendi bütçemden alarak yapıyorum. Tüm videolar öyle. Belki kanalıma diğer videolara bakmış olabilirsiniz. Bu ütünün bir de dik ütüleme özelliği var. Yani perde falan ütülemek isterseniz böyle dik bir şekilde. Ama sakın yapmayın. Üzerinizde kıyafet varken hani üzerinizde denemeyin. Allah korusun yanarsınız. Ütünün hafif olması çok güzel. Şimdi mesela bakın koluna vurmadım. Kol kısmı. Bu ütülediğim kısım. Ha böyle biraz geniş güzel ütülüyorum. Sırf görün diye hani videoyu uzatmamak için. Bu da ipek olmayan tivil bir eşarp. Şimdi bunlarda ben korkuyorum yanar diye açıkçası. Çünkü diğer ütülerde hemen yapışıyor. Bu kumaşların cinsinden kaynaklı herhalde. Şöyle şu kısmı yapayım da inşallah yakmaz da olur da yanarsa şu kısım içte kalacak.
Evet, hiçbir şey yok. İyi ki arzum almışım. Bir de buhar gelmesini istiyorsanız basılı tutarak yapmanız lazım. Tek basıp kaldırdığınızda buhar vermiyor. Şöyle basılı tutup. Şimdi iki kere basacağım ve aktifleşti. Turboya geçti. Evet, gördüğünüz gibi ne bir yakma ne bir yapışma hiçbir şey yok. Şimdi kırışık kısmı, ütü dediğim kısım. Şöyle yapayım. Şimdi bu ütüler bittikten sonra ütümü kapatacağım. Suyu soğuduktan sonra buradan eğerek tekrardan pet şişesine geri vereceğim. Gördüğünüz gibi ipek kumaş denedim, gömlek denedim. Daha sonra tivil bir eşarp denedim. Başka sorularınız olursa yine yazarsınız. Instagram'da da sayfa açtım. Yine adı aldıklarıma bak. Oradan da sorular sorabilirsiniz. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Bu kadar söylemek istediklerim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim, memnun olurum. Daha fazla kişiye ulaşmış olur videolarım. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.